Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Yönetimi Divan Kurulu toplantısına dün saat 17'de Alanya İlçe Teşkilatı'nda başladı. Mevlüt Çavuşoğlu konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethemtaş, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Kadın Kolları Başkanı Müge Öztekin, Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacu'nun yanı sıra partide görev yapmış tüm belediye başkanları, meclis üyeleri ve ilçe başkanları ve partililer katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ilçe başkanı Mustafa Toklu, 20 yıldır partiye maddi ve manevi katkı sağlamış, emek vermiş, çeşitli mevkilerde görev almış herkese teşekkür etti. Partinin 20 yıldır davamız için çeşitli kademelerinde görev yapan ve bu dönemlerde sürekli partimizin gelişmesi, davamızın ilerlemesi için gerek belediye başkanı olarak, gerek ilçe başkanı olarak, gerek il genel meclis üyesi, yönetim kurulu üyesi, mahalle başkanı, kadın ve gençlik kollarında görev almış, partimizi bugüne getirmiş değerli büyüklerim. Yaklaşık 2,5 yıldır AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak görevimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Daha sonra kürsüye gelen AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethemtaş da AK Parti'nin 18 yıl boyunca aralıksız olarak iktidarda kalan dünyadaki tek parti olduğunu söyledi. AK Parti'nin başarısının vatandaşların taleplerinin birebir dinlenmesinden kaynaklandığını belirten Taş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğe de eleştirilerde bulundu. Taş, biz Antalya'da seçimi kaybettikten sonra vatandaşlarımızın bize verdiği muhalefet görevini en iyi şekilde yapacağımızı söylemiştik. Aradan geçen sürede görüyoruz ki o günde dediğimiz gibi daha Antalya'ya bir çivi bile çakamadılar. Biz onların koyun bile güdemeyeceğini daha o zaman söylemiştik. Tabii onların hem koyun güden hem de Avrupa'da parlamentoyu yöneten Mevlüt Çavuşoğlu gibi bir dışişleri bakanı yok. Bizler bakanımız olduğu için çok şanslıyız dedi. Toplantının devamı basına kapalı olarak gerçekleştirilirken partililer ve vekiller istişare yaptı.